Yaşam ve ölüm dedik. İnsan niye yaşar? Kaç anlamı olması gerekir? Hep Sokrates'inki söylenir. Yani üzerine düşünülmemiş bir yaşam bir anlam ifade etmez. Fakat düşünen insanda Sisyphos söylenindeki gibi sırtındaki yükle dağın tepesine çıkıp tam yükü bırakacakken yokuştan aşağı düşen o yükü yeniden inip alıp yukarı kadar gidip yeniden düşerek ömrünün sonuna kadar Sisyphos'un yazgısını yaşar düşünen insan. Niye? Çünkü düşünmek bu toplumda insanların hoşlanacağı bir şey değildir. Genelde de insanların hoşlanacağı bir şey. Şimdi yapay zeka tartışması var ya Türkiye'de ve dünyada, bence geri zeka tartışması yapılması gerekiyor. Yapay zekanın bize ne getirip ne götüreceğinin hiçbir önemi yok. Ama geri zekalı sürekli ne götürdüğü, aptallığın ne götürdüğü ortada. Örnek, bu ülkede insanlar çok az sözcükle konuşuyor. Üstelik de okuduğunu anlamıyor. Dolayısıyla aslında yazar olarak okuduğunu anlamayan, düşünme yetisi olmayan, sınırlı sözcükleri içerisinde eveleyip geveleyen bir toplum içerisinde meramını anlatmaya çalışıyoruz. İki şansın kalıyor geriye. Ya mücadeleyi ön saflara taşıyan aydın yazar tarlını sürdüreceksin. Aziz Nesinler gibi. Bence en Türkiye'deki güzel örneği Aziz Nesin'dir. Jean-Paul Sartre gibi belki. Mauro gibi belki. Althusser'in de dalgalı hayatında onun da örneği var. Türkiye'de de bunun çok örneği var. Yani Orhan Kemal'i, Sabahattin Ali'si, Sevgi Soysal'ı vesaire. Suat Derviş'i. Birçok insan var Türkiye'de de. Ya da yok diyeceksin, ben kendi adama çekiliyorum. Bir yerden incecik akan bir musluğum var. Artık bu emekli maaşı mı olur, bir yere düzeltmenlik mi yapılır, bir şey mi yapılır bilmiyorum. Evde oturup yazarak hayatımı kazanmaya devam edeceğim. Kapılarımı kapatacağım, gözüme perde indireceğim. Başka çare yok. Ben birincisini yapıyorum ama ikincisini artık yapmam gerektiğini düşünüyorum. Neden? İnsanın aklının da başında olacağı kaç yılı kalmış olabilir? Kaç yılı kalmış olabilir? Yani denize bakarak düşünmenin lezzetini alamayacaksan, bir kahveyi orada içip güzel bir Melih Cevdet denemesi okuyamayacaksan, bizim gibi insanlar açısından evet, flört, aşk, sevgililik, cinsellik falan, bunların hepsi hayatın içinde var ama son kertede hepsinden daha lezzetli olan düşünme yetisi, düşünebilme. Çünkü toplumun düşünme yetisi yok. Ama düşündüğünü sanma yanılgısı var. Bizim ülkemiz ve genelde dünya malumat furuşlar dünyası. Malumat furuşluk nedir? Hiçbir bilgiye sahip olmadan belli kanıları, bazen de sanıları bir araya bulamaç gibi getirip sanki ortada bir fikir varmış gibi ortada debelenme halidir. Ortada debelenme halidir. Ve bu malumat furuşlara bir bilgiyle, bir düşünsel veriyle ve aynı zamanda lezzetli, yaratıcı bir takım etkinliklerle ulaşma şansınız yoktur. Daha fenası bizde okumuş diye tarif edilen kimselerin kör cehaletidir aynı zamanda. Görkem, Hüseyin arıyor, bir baksana ona. Böyle bir tablodayız. Benim açımdan hakikaten, acaba ya bir tane yaşamımıza şunu kısabilir miyiz lütfen? Bir tane yaşamımız var. Avuçlarımız arasından hızla kayıp gidiyor. Cehennem gibi bir ortamda, cehennem gibi bir çağda, cehennem gibi bir toplumda, perişan yaşayan insanların olduğu bir yerdeyiz. Temel ihtiyaçlar, yeme içme sorunları falan tamam da aslında insanları insan olma bağlamında sadece yemeye içmeye, temel ihtiyaçlarını karşıladığı zaman bir yaşam sürdüğüne ikna eden
bir toplumdayız. Geçen gün bir boyacı arkadaş geldi, usta. Maalesef ustalık ve esnaflık da bir etik sorun. İnsanlar o kadar bezmiş, o kadar köşeyi dönmece yaklaşmış ki. Buradaki usta için söylemiyorum. Ama belki yorgunluktan, belki artık özensizliğin geçer akça olmasından kaynaklı, onu da bilmiyorum. Yaptık oldu tutumundalar. Diyorsun ki mesela, ya olmadı. Çünkü şurada hani ben sıfıra gelsin istiyorum fayansın. Gözümü rahatsız ediyor. Bu bir estetik duygu. Olmaz diyor. Niye olmaz? Olacağını sen de biliyorsun. Ders koyalım diyor bilmem ne. Aslında iki türlü düşünülebilir lan. Ölüyoruz. Ölüyoruz sonuçta. Yani o sıfıra gel. O sıfıra gelse ne olur, gelmese ne olur. Ama öyle değil. Oradaki fayansta aradığın özen aslında bir estetik ölçünün, bir düşünsel aynı zamanda arayışın da sonucu. Boş vermişlik meselesi oradan başlıyor. Yani evinde doğru bir lezzetli, güzel bir tabağın olmasın gibi evde yalnız oturduğu zaman bile kendisine özenle sofra kuran, kadeh rakısını koyarken bardağına özen gösteren, salatasını kendi tabağında yapan, işte yemeğini en az iki çeşit, üç çeşit yapan ya da mezesini koyan, yalnız yaşayan erkekler de var. Benim hocam mesela yani bu özeni gösterir, bu bir durum. Bazı yerlerde eksik oluyorsun, bazı yerlerde fazla oluyorsun. Demem o ki, bu özenle hayat boşların arasından kayıp giderken bir meseleyi daha düşünmen gerekiyor. Metin Altıok'un söylediği gibi Allah'ım diyor, yani orada Yaradan'ı başka bir anlamda kullanıyor tabii. Bütün bu gördüklerim benimle birlikte yok olacak mı diyor. Dehşet değil mi? Yani doğuyorsun, sınırlı bir zamanın var ve pek çok şey görüyorsun. Kafanda imgeler oluyor, imajlar oluşuyor, kavramlar oluşuyor ve sen çaba sarf ediyorsun. Sözcükleri işçilik inceltmeye çalışıyorsun. Bir yere hayatı dönüştürmeye, bir yere hayatı taşımaya çalışıyorsun falan. Ve elbette ki her iyi yapıt ya da her yapıt eksiktir sanatçıyı yaratanı için. Ve bütün bunlar benimle birlikte yok olacak mı diyor. Yani Cemal Süreyya ile Ankara'da gittiğimiz Tavukçu Meyhanesi'ndeki iki duble tokuşturmak, yüksek sesle yüksek perdeden şiirler söylemek, Behçet ile birlikte, Behçet Aysan'la birlikte aşık olunup sokaklara düşmek, birinin işte içe kapalı, çelimsiz bir vücuduyla naif, diğerinin yumruğuyla da konuşabilecek kadar güçlü olması falan. Ya da Muzaffer Buyrukçu'nun böyle kalın güncesinde olduğu gibi her anı hayatın neredeyse not alarak ya ben de yaşadım diyebilmek mesela. Yaşadığım, yaşamaya dair. Hani genç abinin yaşamaya dair, yaşadım diyebilmek için Nazım Hikmet'in sözleriyle kurduğu gibi bir gün bir sona doğru geliyorsun. Evet, dün Can Atalay davasında alınan karar aslında yaşadığımız çağda kozmosun dünya adlı gezegeninde şu günde şu anda ve bu memleketin Türkiye'sinde yaşayan insanların artık tutsak olduğunun, güvencesiz olduğunun belgesi. Ve bu çok önemli. Çok önemli. Ama dediğim gibi berberdeki çırak da çok önemli. Ve şu ikilemi yaşıyorsun. Ya o çocuğa bir şey anlatmam lazım. O çocuğa bir şey anlatmam lazım. Tarikatlar, cemaatler, din dersleri bilmem neleri bu çocuğu başka bir yere taşıyacak. Peki ama ben nasıl yaşayacağım? Yani 50 küsur yaşında son belki 35 yıldır hem çalışarak hem aydınlanma mücadelesi vererek, hem sanatsal yaratı için çabalayarak verdiğin hayat ve şimdi verdiğin mücadele ve hiç pişmanlık duymadığın ve bütün bunları yaparken hatta için bazen övündüğün hayat, ama sabah birisi Antalya'dan bir adam, Deniz Baykal'ın avukatı sanki, bana küfürler yağdırıyor. Ve ona bakman. Ya da sosyal medyada dallamanın tekinin sana söyledikleri.
Niye küfür ediyorsun? Etmek hakkım. Başka türlü nasıl hayata dair bir tutum takınacağım? Ben şöyle bir vaatte bulunmadım ki kimseye. Sahte bir nezaketle davranacağım gibi bir vaadim yok ki. Hiç kimse böyle bir vaadim yok. Sahte bir nezaket. Hayır, yok böyle bir şey. Bazısına dönersin, ağızlar dolusu, az siktir lan dersin. Can Baba böyle yapardı. İyi bir örnek mi? Evet, iyi örnek. Utanmazlığı, iftirayı, yalanı ve hayatın inceliklerini için mücadele eden insanlara sen böyle yaklaşırsan, düşünmeden, yalama, sözcüklerin olmadan, herhangi bir bilgin olmadan, o da sana öyle der. Ferhan abi de sahnede böyle dedi, diyordu ve yiyecek. Tarık abi de çok küfür ederdi. Düşünen insan aynı zamanda küfür de ediyor. Bundan dolayı ediyor. Çünkü bir an geliyor, bir an geliyor elindeki silahın. O mesela ben sosyal medyada işte Tunç'la ilgili bir şey yazdığım zaman gibi bir problem oluyor ve insan orada gülüyor. Hüseyin Ağabey